1980 yılında Ekvator'un La Mana şehri yakınlarında bulunan mistik ormanlarla kaplı bölgenin yeraltı tünellerinde altın arayan işçiler enteresan bir buluntunun keşfine sebebiyet vermişlerdi. Bu buluntu manyetik bir taşın üzerine oyulmuştu. Taş üzerine 13 basamaklı bir piramit, en üst katına ise tek göz sembolü resmedilmişti. Bosna piramitleriyle alakalı çalışmalarıyla tanınan Klaus Dohna bu eserin oldukça benzersiz bir yapıda olduğunu söylerken, resmedilen gözün ise yapısal olarak insan gözü olmadığı iddiasında bulunmuştu. Eserin gizemi araştırdıkça daha da artıyordu. Piramit tabanın altına altın kalkma yöntemiyle yerleştirilmiş şekiller ve yazılar işleri daha da gizemli hale getirmişti. Zira tabanda bulunan şekiller Orion takım yıldızının resmedilmesinden ibaretti. Piramit tabanında bulunan yazılar ise işleri daha da ilginç hale getiriyordu. Alman dil bilimci Profesör Kurt Schildmann bu antik yazının eski Maya ve Paskalya bölgelerinde kullanılan bir dil olduğunu, aynı zamanda Hindistan coğrafyasının kök dili olan Sanskritçenin de bir öncülü olduğunu öne sürmüştü. Piramit nesnenin altına altın ile oyulan yazıda ise şunlar yazmaktaydı: "Yaratıcının oğlu geliyor." Eserle alakalı tuhaflıklar bunlarla da sınırlı değildi. Bu 6000 yıldan eski olduğu düşünülen eser, ultraviyole ışık altında parıldayan bir yapıya sahipti. Özellikle göz sembolü, ultraviyole ışıklar altında adeta canlanmaktaydı. 1980 yılında Ekvator bölgesinde antik bir tünel yapısının içinde tesadüfen bulunan 6000 yıllık bu eser ile 1935 yılından bu yana 1 doların üzerinde bulunan meşhur mühürün benzerliği enteresan bir tesadüften daha fazlası gibi görünüyor. Bu mührün 1 doların üzerine konmasıyla alakalı teklifi sunan kişi, dönemin Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt'in yardımcısı olan Henry Agard Wallace'tı. Wallace, nükleer silah ve savaş karşıtı bir imaja sahipti. Aynı zamanda kendisi, ünlü teozofist Helena Petrovna Blavatsky'nin bir hayranı ve 32. derece masondu. Masonluk, kendine özgü felsefesi olan bir yapı olmasına rağmen öğretileri tamamıyla özgün değildir. Köken itibariyle Süleyman Peygamber zamanı Yahudilik öğretilerinden Bektaşiliğe, Romalıların elit dini olan Mitras inancına kadar uzanan derinlikli bir felsefi yapıya sahiptirler. Mitras dini özellikle bu açıdan konumuzla direkt bağlantılı bir dindir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşundan itibaren sembolojik etkisi oldukça etkin bir şekilde görülebilir. Buna en meşhur örnek olarak özgürlük heykelini gösterebiliriz. Eski Mitras kabartmalarında dahi özgürlük heykelinde resmedilen varlığın birebir oyması bulunmaktadır. Bu bahsi geçen kabartmalarda Mitra bir boğayı kurban ederken resmedilir. Bu eserlerde bulunan Lady Libertas ve boğa sembollerinin anlamlandırılması için oldukça derin ezoterik bilgilere başvurmak gerekir. Derinlere inmeden evvel ortalıkta dolaşan efsanelerden, tarihi ve arkeolojik bilgilerden bahsetmek daha doğru olacaktır. Efsaneler ve söylentiler Marduk'un Sümer tanrılarının gezegeninin adı olduğunu ve dünyaya geldiği vakit dünyanın manyetik alanını etkileyip felaketlere sebep olacağını, bunların sonucunda ise kıyametin vuku bulacağını anlatır. Tabii bunlar medyaya kadar servis edilmiş, manipülatif ve sığ bilgilerdir. Tarih ise bize Marduk'un Babil'in baş tanrısı olduğunu, Enuma Elish isimli Babil yaratılış destanının da başrolü olduğunu söyler. Marduk isminin köken olarak Sümerce Amar-Utu isminden geldiğini ve bunun da güneşin boğası ya da güneşsel boğa anlamına geldiğini öne sürerler. Fakat bu doğru bir yorum değildir. Zira Mar kelimesinin kökeni boğa ya da öküz ile alakalı değildir. Bu kelime yılan ve sürüngen varlıkların ismini refere etmektedir. İran, Mezopotamya ve Anadolu'da Mar kelimesi Farsi köken itibariyle yılanı temsil eder. Maran ise çoğul olarak yılanlar anlamına gelir. Örnek olarak Şahmaran isimli varlık yılanların şahı anlamına gelmektedir. Bir Indo-Avrupa dili olan İspanyolca'da deniz anlamına gelen mar sözcüğü dahi aslen bu etimoloji ile alakalıdır. Zira kökeni denizler tanrısı Poseidon'a yani Enki'ye dayanmaktadır. Enki ise Marduk'un babasıdır ve lakabı Büyük Yılan ya da Bilge Yılan'dır. Tüm mitolojiler Sümer mitolojisinin bir varyasyonudur. Aynı şekilde Marduk'un Roma mitolojisindeki karşılığı olan Mars sözcüğü de köken itibariyle Mar kelimesine yani yılan sözcüğüne dayanır.
Bu anlamların, izlerin unutulması ya da bilinçli olarak yanlış yorumlanıyor olmasının nedeni olarak ezoteristler Marduk'un manipülasyonlarını gösterirler. Sanskritçe'de Mar kelimesinin unutmak anlamına gelmesi de bu bağlamda anlamlı bir detaydır. Zira ezoterik anlatılara göre Marduk, gücü ele geçirip başa geçtiği zaman yılansılarla alakalı olan neredeyse tüm kalıntıları ve mirası yok etmiştir. Bu anlatılara göre kendisi de bir yılansı yani reptilian olan Marduk, türünün en iyi olduğu şeyi yapmış ve kendini bu şekilde gizlemiştir. Bu bağlamda Amar-Utu isminin güneş boğası değil, güneş yılanı anlamına gelmesi etimolojik olarak daha tutarlıdır. Aztek mitolojisinde ise Marduk, Uyuk-Kuatl ismiyle geçer. Anlamı Sümer'dekine benzer şekilde güneş yılanı ya da ateş yılanıdır. Derin ezoterik bilgiler bize ekvatorda tünelde bulunan piramit yapının altında Orion takım yıldızının resmedilmesinin anlamıyla alakalı oldukça enteresan iddialar sunmaktadır. Bu inanç sistemleri çok uzun zaman önce dünyaya gelip insan ırkının DNA'sına müdahale edip evrimini sıçratan, kendilerini tanrı gibi tanıtıp dünyada çeşitli faaliyetler yürüten, Sümer anlatılarında Anunnakiler olarak bilinen varlıkların kökenlerinin Sirius ve Orion takım yıldızlarına dayandığı iddiasında bulunurlar. Onlara göre Mısır piramitlerinin Orion kemerinin 3 yıldızına göre hizalanmış olmasının sebebi de budur. Zira piramitleri de inşa eden Thoth isimli varlıktır. Bu anlatılara göre Thoth, Marduk'un kardeşidir. Ezoteristler Anunnakilerin Sirius ve Orion medeniyetlerinin bir melezlenmesi olduğunu iddia ederler. Anunnakiler iki farklı türün birleşimidir. Bu türlerden birine Tanrı oğulları, diğerine ise Yılan oğulları ismini verirler. Tanrı oğullarının kökeni Sirius, Yılan oğullarının kökeni ise Orion'dur. Bu iki klan her ne kadar birleşmiş olsalar da aralarında güç ve iktidar mücadeleleri vuku bulmuştur. Anlatılara göre bu mücadeleler insanlığın toplumsal bilinç altında yer eden bazı vakalara da sebebiyet vermiştir. Bunlardan bazıları Sodom ve Gomorra şehirlerinin helakı, Nuh tufanı ve Mahabharata savaşıdır. Marduk yaptıklarından ötürü birçok kez gözden düşmüş olmasına rağmen hep bir şekilde zekasıyla ya da bağlantılarıyla gücünü geri kazanmayı başarmış bir varlıktır. Bunun en önemli sebebi kendisinin hem Orion hem Sirius kraliyetine direkt olarak kanla bağlı bir prens olmasındandır. Annesi Orion kraliçesi Yılan Kraliçe Tiamat'ın kızı, babası Enki ise Sirius kralı Anu'nun oğludur. Mitras kabartmalarında da resmedilen toplumun özgürlük heykeli olarak bildiği şeklin temsili Lady Libertas ve Lady Helvetia aslında Orion kraliçesi Tiamat'ın bir mührüdür. Lady Helvetia aynı zamanda İsviçre devletinin de resmi adıdır. Anlatılara göre Marduk Amon-Ra olarak Mısır'da hüküm sürmüş ve Anaüs olarak Roma mitolojisinde kendiyle özdeşleşen Mars gezegenini kullanmıştır. Mars'ta bulunan Everest'ten 3 kat büyük dağın isminin antik Yunan mitolojisinde tanrıların yaşadığı yer olarak bilinen Olimpos Dağı olması da bu bağlamda enteresan başka bir detaydır. Anlatılara göre Marduk gücü eline geçirdikten sonra kendini tek tanrı ilan ederek diğer tüm tanrıların isimlerini kendine almıştır. Aslında başka varlıkların isimleri olan Baal ve Zeus gibi isimler buna örnek olarak gösterilir. Marduk'un soyundan gelenler Mısır firavunu olarak onun adına dünyada hüküm sürmüşlerdir. Bununla alakalı enteresan bir diğer bağlantı da Büyük İskender'le alakalıdır. Anlatıya göre yeni yeni parlayan bir imparatorluk olan Makedonya İmparatorluğu Marduk'un ilgisini çekmiş ve oraya Mısır firavunu kılığında hediyeler eşliğinde bir ziyarette bulunmuştur. Orada kraliçe Olimpia ile birlikte olup onu hamile bırakmıştır. Bebek doğduğunda ise onu görenler şok olurlar. Zira doğan bebeğin koç şeklinde boynuzları vardır. Bebek aynı zamanda albino denecek kadar beyaz tenli ve altın sarısı saçlara sahiptir. Gözlerinin biri mavi, biri kırmızı renktedir. Bunun da aslında bir melezlik sembolojisi olduğu anlatılır. Kral Philip, oğlunu rahiplere gösterdiği vakit rahipler çocuğun Zeus'un oğlu olduğunu söylerler. İskender, akıl hocası Aristoteles tarafından bir tanrı gibi yetiştirilmiş ve Kral Philip'in şüpheli ölümü sonrası genç yaşta tahta geçmiştir. İskender kral olduktan sonra dünyanın gizemlerinin peşinde dört bir yana dolaşmaya ve meşhur fetihlerine başlamıştır. Mısır'a gittiği zaman Osiris rahipleri tarafından incelenmiş, Tanrı Zeus Amun'un oğlu olduğu tasdiklenmiş
ve firavun ilan edilmiştir. Ayrıca babasından miras kalan boynuzlarıyla kendini resmettirdiği paralar bugün hala British Museum'da sergilenmektedir. İskender tüm bunları öğrendikten sonra babasının şehri olan Babil'e yerleşip burayı başkent yapıp tekrar eski görkemli günlerine kavuşturmayı planlamaktayken henüz 32 yaşında şüpheli bir şekilde ölmüştür. Ölümüyle ilgili zehirlendiği iddiaları bulunurken kimi ezoteristler Büyük İskender'in aslında ölmediğini, Marduk tarafından göğe alındığını iddia ederler. Anlatılara göre gücü ele geçirip kendini dünya Rabbi ilan eden Marduk, dinlerin içine sızmış ve babasının kurduğu gizli bir örgüt aracılığıyla tüm dünyayı politik, askeri, bilimsel ve psikolojik olarak yönetmeye başlamıştır. İddiaya göre semavi dinlerde şeytan olarak bilinen Enki, Eden bahçesinde Adem ile Havva'ya insanoğluna verilmesi Enlil tarafından yasaklanmış olan kutsal bilgelik öğretilerinden bahsetmiş ve onları negatif olan bilgiyi vermiştir. Bunu gizlilikle yürütmek için kurduğu örgütün adı Yılan Kardeşliği'dir. Marduk'un dünyayı perde arkasından yönettiği örgüt, işte bu Yılan Kardeşliği örgütüdür. Marduk aynı zamanda Hristiyanlıktaki kara kehanet olan Antichrist ve İslam'ın hadis kaynaklarında bahsi geçen Deccal anlatılarının da karşılığı olarak düşünülür. Hristiyanlıkta Antichrist'ın şeytanın oğlu olması, hadislerde ise Deccal'in tek gözlü olarak anlatılması bu bağlamda anlamlı benzerlikler olarak görülmektedir. Ezoteristler bugün dahi mutlak yaratıcıya ulaşma eğiliminde olan milyarlarca ruhun çeşitli manipülasyonlar sonucu farkında olmadan Marduk'a tapınmaya devam ettiğini iddia ederler. Savaşlardan, tapınmalardan ve dökülen kan enerjilerinden beslenen bu varlıklar için dünya bir tavuk kümesinden çok da farklı değildir. Fakat zaman dolduğu vakit artık kıyamet yaklaştığında kıyam edip uyanan insanlar kötücül efendilerine karşı baş kaldırıp kendilerine şah damarlarından daha yakın olan Kadir-i Mutlak'a dönmenin arzusuyla bilmenin yükünü taşıyıp var olmanın acısına bir son verecekler.